Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı ve provokasyonları sonrası yapılan karşı operasyonda Azerbaycan ordusu birçok stratejik noktayı kontrol altına alırken, Azerbaycan ordusu Göyçe Gölü'nde de kontrolü sağladı. Azerbaycan tarafından paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin Göyçe Gölü'nün kenarında oldukları görüldü. Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Azerbaycan ordusunun Göyçe Gölü'nde konuşlandığını belirtti. Ermenistan'ın yaptığı büyük çaplı provokasyonların kararlılıkla engellense de toplumda ateşkesin tekrar ihlal edileceği endişesi olduğunu aktaran uzman, Ermenistan'ın büyük çaplı provokasyonları Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından engellendi. Çatışmaların ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Temas veya koşullu sınır hattında halen göreceli sakinlik görülmektedir. Ateşkes ihlali vakası kaydedilmedi, düşman yaralarını sarmakla meşgul. Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyareti intikamcı güçlere ilham verdi. Ermeni tarafının gelecekte provokasyonlara neden olmayacağını iddia etmek mümkün değildir. Her halükarda durum ordumuzun kontrolünde. Ordumuzun personeli, kurtardığımız 11 yükseklikte ve 74 düşman mevzisinde konuşlanmış durumda. Bayrağımız o mevzilerin üzerinde dalgalanıyor. Azerbaycan askeri tamamen Küçük Göyçe Gölü'nde konuşlanmış ve Göyçe'de ellerini yıkıyor dedi. Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin geniş çaplı sabotajı sırasında sabotaj gruplarının mayınladığı alanlar ve güvenlik yollarının Azerbaycan ordusunun mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından temizlendiğini belirtti. Laçın bölgesinde yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sonucunda 18 Eylül'de Ermenistan'da 2021 yılında üretilen 122 adet antipersonel mayın çıkarılarak Kuzeydoğu'daki vadide güvenlik kurallarına uygun olarak taşınarak etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kurtarılan bölgelerimizde mühendislik desteği için gerekli tedbirlere devam edilmektedir denildi. İran, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ermenistan'a yaptığı ziyareti yorumladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Güney Kafkasya bölgesindeki artan gerginlik ve istikrarsızlığın herhangi bir bölgesel devletin çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti. Kanani, bölgede ekonomik kalkınma, ticaret ilişkilerinin genişlemesi ve işbirliği için bölgedeki barış ve istikrarın gerekli olması nedeniyle, bölgedeki ülkelerin gerginlikleri körüklemek için en iyi çıkarlara sahip olduğuna inanmıyoruz. Bu İslam Cumhuriyeti'nin temel politikasıdır. Bu yaklaşımın ötesinde herhangi bir yaklaşımın provokasyon olduğunu ve bölgedeki istikrarsızlığı kışkırtmak için kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz dedi. İran'ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunma çabalarını durdurmadığını savunan Kanani, maalesef son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlanan yeni sınır çatışmalarına tanık olduk. İran komşu olarak bölgesel krizlerin çözümüne yapıcı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. İran acil siyasi önlemler aldı dedi. İran, her seferinde Ermenistan'ın yanında yer aldığını açıklarken, Azerbaycan'ın da Ermenistan sınırlarını değiştirmekle suçlayıp tehditlerde bulunuyor. İran, Pelosi'nin suçlamalarıyla ilgili ise hiçbir açıklama yapmadı. Öte yandan Tacikistan'ın Kırgızistan sınırlarını ihlali sonrasında yaşanan çatışmalarda 59 Kırgız hayatını kaybederken, 163 kişi de yaralandı. 136.770 kişi de çatışma bölgelerinden tahliye edildi. Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Merit İmankulov, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırdaki son çatışmalara aşırılık yanlısı terör örgütlerinin temsilcilerinin katılmış olabileceğini söyledi. Bazı Kırgız sınır muhafızlarına ve acil servis görevlilerine kötü muamele yapıldığını belirten İmankulov, kulakları kestiler, cesetlere kötü davrandılar. Böyle şeyler daha önce hiç olmadı. Bu sefer keşfettik. Bunlar, muhtemelen bu sefer çatışmalara aşırılık yanlısı terör örgütlerinin temsilcilerinin katıldığının işaretleridir. Sivil üniforma giyen ve her yöne ve sivillere ateş eden sakallı adamların Kırgızistan'ı işgal eden Tacikistan ordusunun tarafında olduğu sonucuna vardık dedi. İmankulov, uluslararası aşırılık yanlısı terör örgütlerinin temsilcilerinin Tacikistan tarafında savaştığını belirterek, başka bir ülkeden paralı askerler, dedi. İmankulov, Tacikistan'ın aksine Kırgızistan'ın seferberlik ilan etmediğini söyledi. Batken'e gitmek isteyen ve onlara silah vermek isteyen çok sayıda adam olduğunu ifade eden İmankulov, şu anda ek kuvvete ihtiyacımız yok. Tacikistan o gün sivillerin seferber edildiğini ve vatandaşlara silah sağladığını duyurdu. Kendi güçlerimize güveniyoruz, silahlı kuvvetlerimiz, sınır muhafızları, kolluk kuvvetleri savunabilir. Gerekirse onlardan anavatanımızı savunmalarını isteyeceğiz dedi. Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı temsilcisi Baktibek Çamaşev, Kırgızistan'da Tacikistan'ın işgali sırasında Batken Oblast'ında 282 konutun yıkıldığını söyledi. Temsilci, 19 Eylül itibariyle Batken Oblast'ında 282 konut binası, 3 stratejik tesis, 9 sosyal tesis ve 300 ticari ve belediye tesisi yıkıldı dedi. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun, uluslararası insani hukuku, savaş kanunlarını ihlal ederek sivillerin evlerine ve sivil altyapı tesislerine ateş etmeye devam ettiğini açıkladı. Rus ordusunun son 24 saatte 3 roket ve 22 hava saldırısı düzenlediği, Ukrayna topraklarına 90 füze ateşlediği aktarılan açıklamada, savunma kuvvetleri birimleri son 24 saat içinde Mikolayevka II, Merrivali ve Bahmut bölgelerinde düşman saldırılarını geri püskürttü. Savunma kuvvetleri havacılığının gün içinde 21 saldırı düzenleyerek düşmanın 16 canlı kuvvet odak ve destek noktaları ile 5 uçaksavar füze kompleksinin pozisyonu vurdu. Roket birlikleri ve topçular düşmanın 14'ten fazla tesisini vurdu. Saldırıda 6 kontrol noktası, 3 destek noktası, personel ve askeri teçhizat toplanma alanı, hava savunma, radyoelektronik sistemleri ve 3 mühimmat deposu imha edildi denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun bugüne kadar olan kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun 54.650 asker kaybettiği, 2.212 tank ve 4.720 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 1313 topçu sistemi, 312 çok namlulu roket atar sistemi, 168 hava savunma sistemi, 251 uçak, 217 helikopter, 920 insansız hava aracı, 238 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3581 adet çeşitli modelde askeri araç ile 125 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov ise Ukrayna ordusunun kayıplarını açıklayarak, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 294 uçak, 155 helikopter, 1995 insansız hava aracı, 375 uçaksavar füze sistemi, 5028 tank ve diğer savaş zırhlı araçları, 839 adet füze fırlatma sistemi, 3401 adet topçu ve havan, 5692 adet özel askeri araç ekipmanı imha edildi dedi. Diğer yandan Ukrayna ordusu kontrol sağladığı Yarov yerleşim yerine bayrak dikti. Liman kenti de kuşatılırken, Ukrayna tarafında savaşan yabancı lejyon, Lisiçans'ın Rus ordusundan geri alındığını iddia etti. Rus Wagner ve Çeçen birlikleri Bahmut'un dış mahallelerine ulaşırken, çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Merkezi de Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesindeki Oskil nehrinin her iki yakasını da kontrol altına aldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hena Malyar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ukrayna topraklarının yaklaşık 8500 metrekaresini özgürleştirdi, dedi. Ruslar Güney Ukrayna nükleer santraline gece ateş açtı, füze nükleer reaktörlerin 300 metre yakınına düştü. Şok dalgası nükleer santral binalarına zarar verdi, 1000'den fazla pencere kırıldı. Güney Ukrayna enerji kompleksinin bir parçası olan Oleksandrivska hidroelektrik ünitelerinden biri durdu. 3 yüksek gerilim hattı da kapatıldı.